Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere 2 yıllık hesabımın tanıtımını yapıyorum. Hadi videomuza geçelim. So I've come to the conclusion. Videomuza geçmeden önce dostlar aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da hem bu tür videolarda faydalanabilirsiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Şimdi biliyorsunuz ki ben 2 yıldır PUBG Mobile oynuyorum. Yani Türkiye'ye geldiğinden beri oynuyorum. Peki bu hesapta neler birikti? Neler oldu? Nasıl bitti? Ben Royal Pass'ı nasıl aldım? Öncelikle söyleyeyim, ben oyuna sanırım bugüne kadar yatırdıysam 20-25 lira yatırmışımdır. O da Royal Pass alırken UCM'in bir kısmı gittiği için falan yatırmışım. Neredeyse hiç yatırmadığım bir hesap diyebilirim dostlar. Royal Pass'ı zaten ben beleşe aldım. Yani Royal Pass'ı ne zaman aldık? Ben 6. sezondayken aldıydım. O zamanlarda paylaştıydım işte kanalını, nasıl beleş Royal Pass alabilirsiniz diye falan filan. Ama bitti onlar. O bitince de ben de videoya kaldırmıştım. Zaten hani ekibime falan Royal Pass almıştım. Birçok kişi almıştı. Hani hiç yoktan benim takipçilerimde en az 200 kişi Royal Pass almıştır diye düşünüyorum o taktikle. Çok güzel bir kampanyaydı. Kontrol ilesi diğer adı onun. Yani bence gayet güzeldi. Şimdi hesap tanıtımımıza geçelim. Bunu sadece hani UC almışsın, Royal Pass almışsın diyenlere söylemek için söyledim ben bunu. Ben hani para yatırmadım. En fazla toplasanız 20 lira gitmiştir şu oyuna benden. Şimdi dostlar hesabımızda peki neler var? İlk önce sizlere ünvanlarımı göstermek istiyorum. Buradan düzenle deyip şurada bir 12. sezon Fatih ünvanım var. Beğenim reklası var. Koleksiyoncu var. Üstüm başarı var. Kare bir yüz var. Yıldız eğitmeni var. 9. sezon as var. 10. sezon as var. Vazgeçme var. Mükemmelliyetçi var. Eski toprak var, S sınıfı ekip var ve birlikte oynayalım var. Diğerlerine ben hiç uğraşmadım şu ana kadar. Uğraşmayı da düşünmüyorum. Bunlar kendiliğinden gelen ünvanlar. Ve bu arada sezon 12'de biliyorsunuz ki Fatih oldum. Şimdi peki bizim advanterimizde neler var? Bu 2 yıllık hesap içinde neler birikti onlara baktık. Yani bunların hepsi tabii ki de Royal Pass'tan gelen şeyler değil ama hani Royal Pass'tan da gelen var, gelmeyen de var. Şimdi mesela ilk önce bu 13. sezonun bir seti zaten. Şunu zaten biliyorsunuz, bu Sara'nın setleri. Şöyle bunu ben klasik sandıktan çıkartmıştım. Gerçekten çok güzel bir set. Ben de set yokken bunu kullanırdım ve hala da kullanıyorum aga. Çünkü gerçekten çok güzel bir set yapmışlar. Bunu klasikten çıkartmıştım ben. Şunu Royal Pass'tan almıştım diye hatırlıyorum. Bunu da Royal Pass'tan aldık zaten. Bunu da acımasız şampiyon seti, Volkan Birliği seti, özel harekat seti falan filan, hayalet kedi setinde biliyorsunuz ki geçen sezon gelmişti. Burada şöyle bir set var, bunu bir yerden çıkarttım ama nereden bilmiyorum, iskelet kostümü. Burada klasik yıl dönümü seti var. Sonrasında şanslı tavşan var. Kodaman seti var. Kodaman, evet, çok güzel adı varmış. Seçkin asker seti var. Ondan sonra evcil tavşan seti var. Şunu bana niye verdi bilmiyorum. Çok saçma bir set. Burada mavi hayalet kostümü var. Bak, en çok sevdiğim setlerden biri de bu dostlar. Bunun kalitesini gerçekten çok güzel yapmışlar. Sonrasında burada Delta Simi setim var. Sonrasında deniz kabukları var. Manga komutanı seti var. Süvari seti var. Bunu da klasik sandıktan çıkartmıştım. Hayvanı içgüdü seti var. Bunu da sanırım 360 gün mü oyuna girenlere ne veriyorlar? Tam hatırlamıyorum ama oyuna girenlere veriliyordu. Şunu da başarımlardan almıştım. Veba taşıyıcı seti. Bu da güzel. Ama ben pek beğenmedim. Kullanmıyorum. Şunu premium sandıktan çıkartmıştım. Bu da bayağı bir güzel set. Fior seti. Sonrasında gözlü setimiz var. Kaplan içe kostümü var. Kaplan atör kostümü var. Şu Rick Grimes'i hayatımda hiç kullanmadım diyebilirim. Bunu da beleşe almıştık zaten, sandıktan çıkartmıştık öyle. Burada kıyamet muhafız seti var. Gerçekten bu da çok güzel, özellikle elindeki dikenler. Çay geldi, çay. Videonun ortasında çay getiriyorlar bana. Evet, uykusuz şehir seti var. Sonrasında dikenli gül seti var. Karagül setimiz var. Gece kuşu setimiz var. Yaban muhafızı setimiz var. Kızıl bakire seti var. Doktor takımı, cani, karanlık katil seti. Pek bunları kullanmıyorum. Eskiden şunu çok kullanırdım. Sonrasında burada neon punk setimiz var. Askeri dalgıç var. Can kurtaran setimiz var. Kılıç ustası var. Güreşçi seti var. Kont seti var. Güreşçi boğa setimiz var. Ön cephe setimiz var. Yaban arısı setimiz var. Bunu hiç kullanmadım şu ana kadar diyebiliyorum. Kullanmam da herhalde. Sonra sütçü kız seti var. Kesin kullanırım bunu diyeceğim bir set. Yani kullanmam tabii ki de. Palyaço balığı kostümümüz var. 8. sezon giysisi var burada. Sonra tehlikeli dansçı seti var. Bunu da beleşe almıştım. Sonrasında 9. sezon giysisi var. Yelekli mafya setimiz var. 10. sezon yine giysimiz var. Burada zırhlı asker setimiz var. Bir ton hep şeylerden gelme. Altın ligine çıkmalardan gelme buradakiler. Sonrasında burada işte
şu premium sandık var ya, nalet premium sandık. Gelip gidip oradan bana hep böyle şeyler sıktı. Şu var, şu var. Yani şu güzel, bunu Royal Pass'tan almıştım. Şu TV kafayı da biliyorsunuzdur zaten. Ben bunu 99'da bırakmıştım. İlk Royal Pass'ımı orada almıştım. Yani yetiştirememiştim. O yüzden normal seti yok bende bunun. Burada böyle şeyler var işte. Şu hortum ne alaka bilmiyorum. Fil hortumu gibi hiçbir işe benzemiyor. Şurada bir tane maymun kafası var. Bu gerçekten güzel. Bunu bazen kullanıyorum. Bunu mesela rank kasarken çok güzel oluyor yılanlamak için. Yani biz de yılanlıyoruz bazı yerlerde. Böyle bir setimiz var. Yani set değil tam olarak. Değişik bir kafa kaskı. Hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Bak şu Joker başlığımız var. Bence gayet güzel. Bunu da kullanmışlığım var. Yani geri kalan da çöp. Burada pek fazla bir şey yok. Sonrasında gözlük kısmında bu kadar gözlüğüm var. Ve yüz maskesi olarak benim en çok sevdiğim maske şu. Gittim buna 700 gümüş parçacık verdim. Biliyorum. Kimse vermez ama ben verdim. Ödülleri al kısmında isteyen varsa alabilir. Çok güzel bir şey. Ben sevdim valla. Sonrasında burada böyle şeyler var. Bak şu çok güzel burada. Hani sadece üst kullanımlık için bunu bayağı seviyorum ben. Hani kendi setimi yaparken onu her türlü takıyorum üste. Burada işte böyle şeyler var. Atek var. Bu var. Bak bununla bu çok uyumlu oldu. Ayakkabılar zaten nalet ayakkabılar. Klasik sandıktan çıktığı için siz de biliyorsunuz. Şu bile sezon 2'den kalmış. Tavşan ayağı. Kasklarıma gelirsek bayağı bir kaskım var. Başta mesela bu kaskım var. Sonrasında bu var. Bu var. Ben en çok şunu kullanıyorum bu arada. Yavru ejder başlığımız var. Mekanize başlığımız var. Kızıl akındı başlığı. Saha komutanı başlığı. Katil avcı başlığı. Kara magma. Hıçkın kartal. Döküm demir. Şunu zaten şeylerden veriyorlardı. Başarımlardan diye biliyorum. Kan kırmızısı başlık var. Neon punk mor başlığımız var. Çanta desenleri gelirsek, çanta desenimde Şirin Melek sırt çantamız var, sevimli tavuk sırt çantamız var. Sonrasında kıyamet çöpçüsü şeyimiz var, burada parlak yıl dönümü sırt çantamız var. Ve şu ejderde gayet güzel de acımasız şampiyon sırt çantası bu da. Kalamar sırt çantamız var, titiz savaşçı sırt çantamız var, kırmızı siyah sırt var. Bir ton şey var, hindi ziyafeti var, kılıç ustası sırt çantası var, bunu da klasikten çıkartmıştım. Sanırım bayağı güzel şeylerimiz var. Ve geldik silah desenlerine. AK desenimiz olarak şu anda 5 tane benim AKM desenim var. Ejderha öfkesi var. Kül AKM'miz var. Kar tanesi AKM'miz var. Ve kusursuz tetikçi şey var. Sonra M16'da en çok sevdiğim ejder desenim var. İlk önce ben şu pembeyi çıkartmıştım. Malzeme sandığından kalıcı olarak. Sonra bu ejdere geçtim. Şunu pek beğenmediğim için ben hala bu kaliteli ejderi kullanacağım. Bunun üstüne kimse geçemez aga. Sonrasında burada Scar. Bıktım artık Scar. Bıktım. Vallahi bıktım senden ya. Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Ben sevmiyorum aga seni. Bir ton deseni var. 3, 4, 5, 6 tane desen. Yani ne yapayım bilmiyorum. Burada M4 desenim var. Şu anda toplamda 4 tane. Alev nefesini premiumdan çıkartmıştım. Bunu Royal Pass'tan almıştım. Şunu da yine klasik sandıktan çıkartmıştım. Burada Grozo desenim var. Bunu da Royal Pass'tan almıştım. Sandıktan çıkartmıştım. Şunu da zaten birçoğunuzun aldığını düşünüyorum. Ve burada Ağuk desenlerime gelirsek sezon 13'ün Ağuk deseni var. Burada herkese verilen Royal Pass'taki bir desen var. Bu da şey işte. Yani pek bir fark yok aslında desenle desensizin ama bence gayet kullanılabilir bir şey yapmışlar. Sonra Kubiez desenlerim var. Kubiez pek kullanan birisi değilim ama çok güzel de desenlerim var. Dursunlar. Evet, skopsuz kör olduğumuz silahta özellikle mesela şu tavukluyu takarsanız kör olursunuz. Şunu kullanın aga. Yani varsa tabii ki de bunu kullanmanızı öneririm. Sonra kurmalı nişancılarda K98'de 4 tane şeyimiz var. Şu seti dostlar ben VPN'le almıştım. Birçok kişi de almıştır benimle birlikte kalıcı olarak almıştı dostlar. Bunun yanında ayrıyetten de bir SKS vardı. İkisinden birini seçiyordunuz ve ben bunu seçmiştim. Sonra burada sezon 9 şeyimiz var ve sonra 12. sezonumuz var. Ben bu sezon 9'u geldiğinde kullanmamıştım. Şu 12 gelince kullanmıştım. Burada M24 desenlerim var. Premium sandıktan uzay kaşifini çıkartmıştım. Kadim desen zaten ambar modundan alıyorsunuz biliyorsunuz ki ev alanından ve yay M24 desen de ben yine malzeme sandığından çıkartmıştım. Burada neon AVM desenim var.
Burada bir tane de 8. sezondan kalma AVM desenim var. Gerisi zaten boş. Winchester'ın da 2 tane deseni var. Biri başarımdan geldi. Biri de sanırım beleş olan Royal Pass'tan gelmiştir. 60 level'de verilenler. Ve SKS'de çok güzel bir desenim var. Bunu da Premium'dan çıkartmıştım. VSS'i yine Royal Pass'tan 60 level olan herkese vermişlerdi. Yani olmasa bile vermişlerdi. Yani Royal Pass satın almanıza gerek bile yoktu. Öyle diyeyim ben sizlere. Burada MK14 desenim var. Bunu da yine herkese vermişlerdi. Burada SLR desenim var. QBS desenim var. QBO. Pek kullanmam ama var. Sonrasında Uzi desenim var. Bunu ben niye çıkarttım bilmiyorum. Sonrasında burada 3 tane UMP desenim var. Bunları da klasik sandıktan çıkartmıştım. Şunu VPN'le almıştım kalıcı olarak. Bak bunu almak isteyenler varsa, isteyenler özel video da çekebilirim. Hatta şimdi söyleyeyim yani yapamazsanız bunun özel videosunu da çekerim. Bir tane VPN indiriyorsunuz, Tayvan'a bağlanıyorsunuz. Oyundan ayarlardan Tayvan ülkesine geçmeniz gerekiyor. Sonrasında burada Bizon desenimiz var. Sezon 12'den gelme. Sonra QBS desenlerimiz var. Burada QAS, QBS nereden geldi? İki tane bunun var. Şurada bak en çok sevindiğim şu olay. Burada 4 tane Toros desenim var. Bak şunun premiumdan bana çıkması gerçekten çok güzel oldu yani. Herkes sevinir aga böyle bir desen için. Ben olsam ben yine sevinirim. Keşke şu üstü açığın da deseni olsa da gelse de ona da uğraşsa. Ama gelmiyor. Burada 4 tane motor desenim var zaten. Şunu biliyorsunuz ki herkese kalıcı olarak vermişler. Sadece görev yapıyordunuz. Şu Joker premium sandığından gelen bana 3 tekerli motor desenim, yani pek kullanmam. Bu adam öldüren tek motor sanırım. Diğeri yine bundan iyi ya. Burada ondan sonra bu desenimiz var. Buzdan heykel kar maskesi gibi bir şey var. Buzdan heykel kar motosikletimiz var. Buggy'de ise 3 tane desenim var. Yani şunu zaten herkesin klasik sandıktan çıkarttığını düşünüyorum. Şunu da Royal Pass'tan almıştım. Bu da gayet güzeldi. Tekne olarak pek bir desenim yok. Burada pick-up'ta, otobüste yani pick-up nereden geldi bilmiyorum ama iki tane şeyim var. Şunu geçenki videodan çıkartmıştım. Sizlere tek tavsiyem sandık açarken elinizden geldiğince biriktirin dostlar. Ve burada bol bol emojimiz var. Burada kılıç atan emojimiz var. Sonrasında böyle işte seçkin ajan emojisi yapan var. Eski toprak emojimiz var. Acemi Birlik Kraliçesi, Acemi Birlik Kraliçesi nedir ya? Acemi Birliği Partisi var. Bunu da Sara'dan çıkartmıştım. Burada toplanma alanı dansımız var. Aa bak bunu parçala deyip böyle parçalıyormuşsun. Geçenki videoda bunlar çıkmıştı, ben parçalayamamıştım. Okey anladım kanka. Böyle bunların hepsi Sara'dan gelme. Şu Royal Pass'tan gelme. Bunu da Royal Pass'tan gelme. Eğilme var falan var filan var. Şöyle bir şey var. Love öfkesi. Şu gıcık şey var. Şu el ele kulaklarınızı sağır eden dans. Böyle bir şey var. Sonra bu var. Zafer sarhoşu var. Şöyle geri giden Max Payne. Tekme atan. Sonrasında süperstarımız var, gitar çalan. Şöyle bir set var. Bunu şeyden çarpmışlar sanırım. Buz Kraliçesi setinin bir dansından çarpmışlar. Sonrasında böyle işte 3 tane zaten klasik biliyorsunuz. Bak şurada bir tane benim emojim vardı. Bunu sanırım sezon 3'te mi 4'te mi ne almıştım. Bayağı bir eski bu. Yani bu en eskilerden diyebilirim. Ve böyle birçok şey var. Sonrasında böyle şeylerim var. Bu arada sizlere de söyleyeyim. Endin'in sesleri şuraya geldi dostlar. Buradan Endin'in seslerine bakabilirsiniz isteyenler varsa. Bak şurada Tamakuzu Sukayata Amı ne işte Çince sesim var benim. Çok sevdiğim ve bizim takımın çok gıcık kaptığı bir ses. Hemen sizlere göstereyim. Nereden göstereceğim? Bir dakika, düşman görüldüğü bulursam. Aha da bu. Çok gıcık. Bizim takım nefret ediyor mesela. Uçak desenlerim olarak da burada 3, 6, 8 tane desen var. Sondakini saymayın zaten. Bayağı da çok uçak desenim var. Sonrasında paraşüt kısmına gelirsek ben en çok şu buzlu çalısı paraşütünü seviyorum. Çünkü bunu 10 UC'ye tek atmıştım zamanında. Öyle nasıl becerdim bilmiyorum ama 10 UC'ye tek atmıştım. Az paraşütlerim falan var. Burada Angry Birds'un bir paraşütü var. Bu da yine 10 UC'ye zamanında tek atmıştım. Ve sırf bunun yüzünden işte öyle ufak tefek UC'ler almak zorunda kalmıştım. Şunları
Hiç kullanmadım, kullanır mıyım bilmiyorum. Belki ileride yayınlarda kullanabilirim. 3 tane bomba desenimiz var. Sondakini saymayın. Burada bu var. Bir de flash desenimiz oldu. Sanki adamlara flash atıyorum gibi premium sandıktan bana flash çıkmıştı. Bu arada şu grafitileri de söyleyeyim. 120 tane biriktirdiğinizde üstüne basıp ödülleri al derseniz, yani istediğiniz silah deseni için buradan özel şeyler satın alabiliyorsunuz. 120 tane istiyor. Daha var. İşte bu kadar dostlar. Hesabım bu kadar. Şuradan hemen sizlere başarımlar kısmımı da göstereyim. 4385'te ben pek fazla başarım kasan biri değilim. Şu anda birinci şansda yine az kademedeyim. Şunu da söyleyeyim, bana çok yılanlıyon diyenler var dostlar. Şimdi rank kasarken aklınızdan rush kelimesini silmeniz gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra mesela ben az kademesindeyim. Nasıl diyeyim sizlere, eğer ilk 2'ye ilk 3'e en fazla bilemediniz ilk 4'e giremezsem eksi alıyorum aga. Kill'in de olsun şeyin de olsun. Hani diyelim ki 5. oldun. Bir 7-8 kill'in olursa verdiği artı 1 oluyor. Ben de onun için pek fazla riske atmıyorum. Arada bir güzel kill'lerimin olduğu maçlar da oluyor. Yani rank savaşları bu şekilde dostlar. Hani siz de eğer Fatih'e kasıyorsanız pek tavsiye etmem. Mesela ben bu sezon en fazla 10 neş aldığımda olmuş. Zaten ben geçen sezon Fatih'te bitirmiştim. 2.5 KD ile yine 10 neşimin olduğu. 612 maç neden yaptım derseniz, bazı arkadaşların işte aklına uyup rush yaptığım için bazen eksiği yiyorsun. Yani takımın tam güçlü olması lazım ve seninle uyum sağlayabilmesi lazım rank kasıyorsanız. Ben o yüzden tek kişi kasıyorum ve şu anda yine sıralamaya girdim. İnşallah nasip olursa bu sezon yine Fatih'e kasacağım. Şu anda sıralamam 6479. 500'e girdik mi Fatih Zaga. Evet dostlar, hesabım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere. Bay bay, benden bu kadar. Ben kaçıyorum. Yeterince hesabımı çok güzel bir şekilde tanıttığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere. Klanda boş yerimiz var. 30 kişilik bak. Gelmek isteyen varsa klan isteklerini rahat rahat kabul edebilirim ama arkadaşlık isteklerini kabul ettiğimde çok fazla istek attığınız için onları etmiyorum abi. Çünkü yayında bıkkınlık veriyorlar. Nasıl diyeyim? Atıyorlar reddediyorum, atıyorlar reddediyorum falan filan. Neyse. Bu videoluk benden bu kadardı. Demiş olduğum gibi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay.